Mezitli sivil toplum kuruluşlarının çok değerli temsilcileri, Mersin İl Başkanım, değerli milletvekilleri, aramızda bulunan belediye başkanlarım, yazılı, görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklarımız. Şimdi Türkiye'nin tam vakti. Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Aydınlık gelecek için, onurlu bir Türkiye için, dürüst siyaset için, barış için, sevgi için, umut için, özgürlük için, ekmek için, gençlik için, dostlarımızla yola çıkan, ülke birliğimizin ve bütünlüğümüzün teminatı, hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim, hepimiz güzel bir kentte yaşamak isteriz. Ve kentimizde güzelliklerin olmasını isteriz. Ağaç görmek isteriz, park görmek isteriz. Yeşillikler olsun isteriz. O yeşilliklerde kuşlar olsun isteriz. Çocuklarımız parklarda rahatlıkla gezsinler, koşsunlar, oynasınlar isteriz. Ve yine aynı kentte yaşarken tasada ve kıvançta beraber olmak isteriz. Beraber üzülmeliyiz, üzüntümüzü aşmalıyız, beraber mutlu bir yaşam sürmeliyiz. Kentler böyledir. Ve isteriz kentlerin meydanları olsun. Enerjimizi o meydanlarda boşaltalım. Mitingler yapalım, gösteriler yapalım, koşalım, eğlenelim. Sanat gösterileri olsun, ressamları olsun, sokak sanatçıları olsun. Bunlar bir kenti kent yapan değerlerdir. Ve kentin mimarisi olsun, estetiği olsun. Kente uzaktan baktığınız zaman keyif almalısınız. Bir bina çok yüksek, bir bina çok düşük olmamalı. Kentin estetiği, kentin doğası, kentin tarihiyle uyumlu olmalı. Kenti kent yapan o kentin tarihidir aynı zamanda. Dolayısıyla biz çocuklarımıza iyi bir eğitim vermeliyiz. Bu konuda belediye başkanlarımız ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yerel seçimlerden önce şunu söyledim. Makamınıza oturduğunuz andan itibaren kentin tümünü kucaklayacaksınız. Şu mahalle bana oy vermedi, şu sokaktan yeteri kadar oy almadım. Sakın böyle bir şeye girmeyin. Bizi iktidardan ayıran, var olan iktidardan ayıran temel kuralımız bu. Bize oy versin vermesin, herkesi kucaklayacağız. Biz böyle bir anlayışla yeni bir siyaseti başlatmak istiyoruz. Ve yine söyledim. Eğer bir yere pozitif ayrımcılık yapacaksanız, belde olarak yönettiğiniz beldenin yoksul mahallelerinden başlayacaksınız. Oralara pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Kreşler açacaksınız. Çocuklar gülerek gelecek oraya. Anneler, babalar çocuklarını teslim ederken gözleri arkada kalmayacak. İyi bir eğitim alacaklar. Sosyalleşecek çocuklar. Şarkılar, türküler söyleyecekler. Beni duygulandıran kreşlerden birisini Büyükşehir Belediye Başkanımız Halde açmıştı. Halde kreş olur mu diye ilk aklıma gelen soru oldu. Gezdiğim zaman evet, burada kreş olması lazım. Anneler çalışıyor, babalar çalışıyor ama çocuklarını bırakacakları bir yer lazım. Dolayısıyla güven içinde çocuğunuzu bir yere bırakabiliyorsanız kente daha rahat alışabiliyorsunuz. Alışverişe gidebiliyorsunuz, düğüne gidebiliyorsunuz, taziyeye gidebiliyorsunuz, işinize gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla ve çocuğunuzu da güven içine bir yere emanet etmişsiniz. Çocuğun karnı doyacak, öğretmenler onlara şarkılar, türküler öğretecekler ve çocuk arkadaşlarından ayrılırken bile yarın sabah kreşe nasıl geleceğini düşünecek. Dolayısıyla kentin böyle bir güzelliği var. Bu güzelliği yaşatan belediye başkanlarımız, ben hepinizin huzurunda bütün belediye başkanlarımıza yürekten teşekkür ederim. Zaman zaman bizi eleştirirler. Cumhuriyet Halk Partililer şunu yapamaz, bunu yapamaz, bir sürü şey söylerler. Bunların tamamı saçma. Tamamı ama.
Bunlar gelip geçici şeyler. Politik olarak söylenen sözler. Ama bir şey var. Eğer belediye başkanıysanız, yaptığınız her kuruş harcamanın hesabını halkınıza veriyorsanız ve halkınız için çalışıyorsanız, bu çok değerlidir. Evet, kreşin açılması, kültür merkezlerinin açılması, spor salonlarının açılması, caddelerin, sokakların, parkların yapılması o kentte yaşayan halk içindir. Ve dolayısıyla da belediye başkanı bu harcamaları yaparken halka hesabı veriyor. Bizim Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin diğer belediyelerden temel farkı da budur. Az önce sanatçıları, genç sanatçıları izledik. Kültür dediğiniz de zaten budur. İleriye taşıyacaksınız çocuklarınızı. Onları kültürle tanıştıracaksınız ve var olan kültürlerini zenginleştirecekler. Herkes belli bir kültürün içine doğar zaten. Önce kültürü aileden alırız. Sonra çember büyür, okuldan alırız. Sonra çember büyür, üniversiteye gideriz. Ve dünyayı keşfetmeye çalışırız. Temel, eğitimdeki temel norm, çocuğun merak duygusunu büyütmektir. Çocuk ne kadar çok merak ederse, ne kadar çok soru sorarsa, o eğitim o kadar kaliteli ve niteliklidir. Bunun için de okul öncesi başlamak gerekiyor. Okul öncesi eğitime başladığınız zaman, Türkiye'nin geleceğini güvence altına almış oluyorsunuz. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Hem bir kreşin açılışını yaptık, hem aynı zamanda bir kültür merkezinin şimdi açılışını yapıyoruz. Az önce ifade ettiniz, elinizden gelen çabayı gösteriyorsunuz diye. Kültür merkezinin adı konusunda da düşüncemi söylediniz. Mersinli değerli bir sanatçı, bugün hayatta olmayan değerli bir sanatçıyı bulun ve adını verin. Gerekirse bir kamuoyu yoklaması yapın. Arkadaşlarla konuşurken dedim ki Mersinli sanatçıları sayar mısınız bana? Bir sürü isim saydılar. Hayatta olan ve hayatta olmayan. Dolayısıyla belediye başkanlarımızın Mersin'in yetiştirdiği sanatçılara karşı minnet duygusu duyması lazım. Bir kültür merkezi açıyorlarsa o kültür merkezinin ismini Mersin'de yaşayan ve bizim kültürümüze, Türkiye kültürüne katkıda bulunan bir sanatçımızın adı verilirse ben de çok mutlu olurum. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bekliyoruz. Sayın Genel Başkanımızı burada biraz misafir edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Büyükşehir Belediye Başkanlarımı, parti meclis üyelerimi, milletvekillerimi buraya davet ediyorum. Mezitli Belediye Başkanımla beraber. Telsiz çalışmıyoruz. Efendim. Biraz daha bu tarafa alabilirsem sizi buraya. Arkadaşlarım kurdeleyi de getirsinler lütfen. Şimdi kültür merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz hep birlikte. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız, Mersin İl Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimizle birlikte makaslarımız da arkadaşlarımız dağıtıyor. Mezitli Belediye'mizin kültür merkezinin açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Mezitli'ye, Mersin'e hanımefendi de geldiler. Mezitli'mize, Mersin'imize bu güzel kültür merkezi hayırlı uğurlu olsun efendim. Mezitli Belediye Başkanımıza, Belediye Başkan Yardımcılarımıza, belediye çalışanlarımıza, belediye emekçilerimize bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz.